Evet, bir Skype bağlantımız daha var. Bu sefer Taner Karaban bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Taner, günaydın, hoş geldin. Nasılsın? Günaydın Çiğdem, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Bugün de dünün aksine karalar bağlamışsın, siyahları bürünmüşsün. Evdeki en siyah kıyafetlerimi senin için bugün giydim. Çünkü ekranda bembeyaz gözüktüğümden dolayı Yok, senden problem bir yok. eleştiri aldım dün. Öyle mi? Gayet şıksın. Problem değil. Şimdi senin Teşekkür Sabah gazetesindeki analizine bakıyorum. Şampiyonluk yarışını elbette konuşacağız seninle de rakamlar üzerinden ama senin aslında zaman zaman yayınlarımızda yaptığımız, üzerine tartıştığımız bir konudan bahsetmişsin. Yani istatistikler verilere göre meşin yuvarlakta daha fazla oynamak kazanmayı garanti etmiyor. Bu anlamda bazı çalışmaların incelemelerin olmuş galiba. Bizimle paylaşır mısın? Evet, aslında oldu Çiğdem ve bu benim aslında doktora tezimdeki bir parça, henüz yayınlamadığımız tezin içindeki çalışmalardan bir parça sadece. Ve burada da çok tartışılan bir konu var, biliyorsun. Topa çok sahip olunan maçlarda gelen puanlar ya da gelmeyen puanlar. Alanyaspor Galatasaray maçında bu olmuştu. Şimdi de Fenerbahçe'nin Göztepe karşılaşmasında benzer bir tablo yaşandı. Çok topa sahip olan takım kaybetti. Biz de Sabah gazetesi olarak son 6 yılda nelerin nasıl olduğunu, son 6 yılda topla çok fazla oynayanlar neler yapmış, ona baktık ve ilginç bir şekilde son 6 yıllık tabloda 3668 tane takım performansı içerisinde yenilen takımların topa sahip olma oranı kazananlara göre daha yüksek. Yani ve arada anlamlı bir farklılık yok. Yani 0 puanla sahadan ayrılanlar %50,04 topa sahip olma oranı yakalamışlar. 1 puanlılar 50,15, 3 puan alanlar ise 49,96. Yani bu şu anlama geliyor: topa çok fazla sahip olmanın size bir galibiyet garantisi olduğu ya da galibiyeti yaklaştırdığı gibi bir durum yok. Ha, bir puana yaklaştırıyor. O da %4,4 oranında. Onu da söyleyeyim. Sadece %4,4 oranında. Bir başka nokta, %58 ve üstü topa sahip olan takımlar geride kalan 6 sezonda 1,37 puan ortalaması yakalarken %43'ün altında topa sahip olanlara da yine 1,37 topa sahip olmuş. Yani bu da artık şu klişeden artık kurtulalım. Bunu Sabah gazetesinde gerçekten akademik bir çalışma gibi, bilimsel bir makalede yayınlanabilecek, dergide yayınlanacak bir makale gibi bir araştırma haber bu. Ve özel analiz metotları kullanarak bunu gerçekleştirdik ve çıkan sonuçlar çok çarpıcı. Şunu sorabilirsin: peki ne etkili? Onu da söyleyeyim. Regresyon analiz sonuçlarına göre, bu neden sonuç ilişkisi veren bir analizdir Evet. istatistikte. Atılan kornerin alınan 3 puana etkisi %15, isabetli ortanın %13, rakibin hatalı pas sayısının fazla olması %7,5, kullandığın serbest vuruşun seni 3 puana götürme oranı %4,9. Yani bu da bize şunu gösteriyor: kanatlarda özellikle çok böyle Evet. isabetli orta, az hata yapanlar kazanıyor Çiğdem. Peki, çok da kıymetli bir çalışma olmuş. Hakikaten çok geniş şekilde ben de üzerine okudum. Daha da detaylandıracağım. Ağzına sağlık diyelim. Ayrıntılarını Ben teşekkür bizlerle, izleyenlerle, futbol severlerle paylaştığın için. Bunu zaten çok sık yapıyorsun, bu tarz araştırmaları. Çok da fayda sağlıyor. Şampiyonluk yarışına gelelim o zaman. Arkadaşlarımızdan rica edelim şöyle 5 maçlık seriyi, şampiyonluğu oynayan takımların 5 maçlık serilerini, fikstürlerini ekranlarımıza taşırsak. Kimi önde görüyorsun diye çok net, genel bir soruyla başlayayım istersen. Zor bir soru. Yani şimdi şöyle, bu hafta Trabzonspor eğer Fenerbahçe'yi yenmeyi başarırsa evinde, Trabzonspor'un şansının Galatasaray ve Beşiktaş kadar olduğu kanısında olacağım. Bunu ifade edebilirim. Çünkü oynanan futbol kalitesi Galatasaray ve Beşiktaş'tan geride değil. Selahattin abiyle az önce yayınınızı izledim. Her Trabzonspor galibiyetinden sonra yavaş yavaş şampiyonluk geliyor diyor. Hep ona WhatsApp'tan yazıyorum. O da sürekli bana yok yok daha var falan diyordu. Artık sanırım o da Fenerbahçe maçından sonra şampiyonluk gelebilir demeye Evet. başlayacak gibi gözüküyor. Öyle bir izlenim aldım. Çünkü çok kritik bir virajdalar ve Fenerbahçe eğer Trabzonspor'a kaybederse Erol Bulut'un da ben koltuğunda devam edeceğini düşünmüyorum. Erol Bulut'la da yollar ayrılacaktır. Trabzonspor mağlubiyeti gelirse, çünkü Galatasaray kazanır, Fenerbahçe kaybederse artık liderle olan puan farkları çok artmış olacak ve bu da psikolojik üstünlüğü de aynı zamanda Galatasaray'a vermiş olacak ve Trabzonspor da yine üstün hissedecek. Burada Fenerbahçe, Galatasaray mı, Beşiktaş mı, Trabzon mu, Fenerbahçe mi demek gerçekten çok kolay bir iş değil ama Trabzonspor eğer Fenerbahçe'yi geçerse, Trabzonspor çok yüksek bir olasılıkla Fenerbahçe'nin üstünde ligi tamamlar gibi gözüküyor. Tabii Fenerbahçe şimdi Trabzonspor'a göre daha moralsiz şekilde çıkacak derbiye. Trabzon Başakşehir karşısında
3 puan almıştı. Kıymetli, kritikte bir 3 puandı. Göztepe mağlubiyetinin sebeplerini sen rakamlar üzerinden nasıl okudun? Erol Hoca çünkü yine çok eleştiri aldı biliyorsun. Aslında bitiricilik gibi gözüküyor Çiğdem. Ve rakip ceza sahasına çok yaklaşamamak. Aslında şu karşılaşma boyunca forma giyen oyunculara baktığımız zaman 14 tane oyuncu forma giydi. Sadece kaleci Altay ile Papissis, o da 88'de oyuna girmişti. Kaleye şut atamadı. Bütün oyuncular kaleye şut atarken kaleye bulan isabet şut sayınız 4 ya da 5. İkisinden bir tanesi. Yani bu kadar az şut atıyorsanız, fazla şut atıyorsanız isabet oranınızın daha fazla olması gerekiyor. Bir başka değer de Fenerbahçe'deki bu sezon bence kritik noktalardan bir tanesi son 10 yılın gol pozisyonlarının gole çevirme yüzdesinde vasatın böyle en altlarında kaldıkları sezonlardan bir tanesini yaşıyorlar. %9'larda, %9,5'larda. Bu geçtiğimiz yıllara göre pek de iyi bir tablo değil. Bu da tabii ki Fenerbahçe'nin bitiricilik noktasında sorunlar yaşadığını bize gösteriyor ki bunu Erol Bulut da son maçta biraz ifade etmişti. Bu arada Taner, Sabah gazetesinde Volkan'ın da bir analizi vardı rakamlarla alakalı. Muhakkak görmüşsündür, okumuşsundur. Orada da Gördüm, aslında evet. demin bize anlattığın şeylerle biraz benzer, uyumlu daha doğrusu noktalar olduğunu görüyoruz. Mağlup olduğu tüm maçlarda benzer senaryoları yaşamış Fenerbahçe. Bunlardan bir tanesi şu. Bu sezon aldığı 6 yenilgi de topla %50 ve daha fazla oynayan tarafmış. Yani o flash transferlerine rağmen topu ayağına aldığı zaman yaratıcılık sıkıntısı, belki de senin dediğin gibi değil mi? Bitiricilik sıkıntısı çekiyor. Problemi. Evet evet Çiğdem. Yani girdin ya, eğer şampiyonluk kovalıyorsanız burada rakip ceza sahasına ya da işte yaklaştığınız zaman en azından gol pozisyonu dediğimiz bir tabiri gerçekleştiriyorsanız buradaki başarı oranınızın %15'lerde, 20'lerde olması gerekiyor. Bunu yapamıyorsanız eğer o zaman ciddi problemler yaşadığınız sorun tablolar ortaya çıkar. İşte geçtiğimiz yılın ya da çok daha böyle akıllarda kalan performanslardan bir tanesi Şenol Güneş dönemindeki Beşiktaş'ın performansı, Ersun Yanal dönemindeki Fenerbahçe'nin performansı gibi girilen gol pozisyonlarının gole çevirme oranlarının yüksek olduğu takımlar gerçekten şampiyonluk konusunda çok önemli adımlar atabiliyorlar. Galatasaray'da da sezonun ilk yarısında bu problem vardı ama sezonun ikinci yarısında özellikle Mustafa Muhammed ve Onyekuru'nun gelmesiyle birlikte onlarda da bitiricilik biraz daha üstlere çıktı. Aynı şey muhtemelen Beşiktaş'ta da Cenk Tosun'la birlikte gerçekleşecek. Bir de şu dikkatimi çekmiş durumda. Yine Fenerbahçe ile alakalı mağlup bitirdiği 6 maça bakıyorum. Dördünde ilk 10 dakika içerisinde gol yemiş olması bu noktada dikkat çekiyor. Yani neden reaksiyon veremiyor? Senin söylediklerine bağlantılı bir noktada mıyız yine? Aslında reaksiyon verdiğini düşünüyorum takımın. Şimdi Fenerbahçe'nin Göztepe maçını izlerken şunu gördük. Fenerbahçe oynadı aslında futbolu. Topa hakim oldu, mücadele etti, ileriye gitti, ceza sahasına yaklaştı vesaire ama bu reaksiyonu verdi. Ama gol noktasında o bitiricilik problemi reaksiyon verilmemiş gibi algılanabilir. Tabii ki puan tablosuna baktığınız zaman reaksiyon vermemiş bir takım görünümü bu. Neticede gol atamamışsınız. Ama oynanan oyunun değerlerine baktığımız zaman Fenerbahçe reaksiyonu verdi ama gol noktasını bir türlü aşamadılar. Bir de yani yine kaybettiği maçlar üzerinden gideceğiz. Başlangıç 11'i dışında yedek kulübesinden gelenlerden hiçbir katkı alamamış. Bu noktada da biliyorsun hocanın, Erol Son hocanın maçta. hamleleri vesaire çok eleştirildi. 6 mağlubiyette oyuna giren futbolcuların katkısı 0 gol 0 asist. Yine Volkan'ın analizi üzerinden gidiyorum. Evet. Yani bu son maçlarda çünkü genele baktığımız zaman kulübeden giren oyunculardan performans alabilen bir Fenerbahçe var ama bu yenilgili bunu bir türlü aşamadılar ve bu da tabii ki kulübeden B planınızı devreye sokma konusunda eksik kalmanıza neden oluyor. Bana çok enteresan gelen nokta ise bu kadar alternatifli bir kadro. Sezon başlarken seninle tahtaya yazdığımız zaman A, B, C kadrolarına kadar yazabildiğimiz bir Fenerbahçe'nin bugün kulübeden oyuna destek alma konusunda son bu ilgi gördüğü maçlarda bir türlü istediğini alamamış olması. Ha, bu Erol Hoca'ya mı yazar, oyunculara mı yazar, kulübedeki yardımcı hocalara mı yazar dersen hepsinin de bunda bir payı var. Şimdi Fenerbahçe için bir de tabii duran top meselesi var biliyorsun. O da çok tartışma konusu oldu. Ceza sahası çevresinden kazanılan frikikler büyük bir fırsattı. Şimdi bu takımın frikikçisi kim veya kim olmalı? Çünkü çok farklı isimler üzerinden biliyorsun o duran toplar kullanıldı. Çok da fazla başarı sağlanamadı herhalde bu noktada. Bu da ayrı bir eleştiri konusu. Ufak bir parantez açalım bence. Şuna katılmıyorum. Şunu söyleyeyim bu arada. Mesut Özil varsa duran topları Mesut Özil kullanır düşüncesine katılmıyorum. Mesut Özil'in kariyeri boyunca attığı serbest vuruş golü ya da frikik golünün sayısı 4 zaten. Ama Jose Sosa'nın çift taneli basamaklarda serbest vuruş golleri var. O yüzden eğer ki kaleye doğrudan vurulabilecek bir açıdaysa top, burada Sosa'yı değerlendirmek Mesut'a göre çok daha mantıklı duruyor. Eğer Sosa sağdaysa. Sonrasında Mesut
Biraz daha böyle ortayla gelebilecek asistler noktasındaki bir pozisyonda serbest vuruş kullanması Mesut adına da daha kıymetli gibi duruyor. O yüzden Mesut'un ayağı iyi diye her serbest vuruşun başına bunu Cristiano Ronaldo da yapıyordu. O yüzden çok da karavanası vardır. Mesut'u koymak Mesut'a da haksızlık olur. Çünkü çok fazla karavan atacak ondan sonra. Dediğin gibi o noktada Sosa'nın o topu başından uzaklaştırılması da tartışma konusu olmuştu. Son bir de birkaç cümle sadece son bir dakikamız. Golcüler neden atamıyorlar Fenerbahçe'de sence? Dört isim var: Samatta, Sisse, Tiam, Valencia. Toplam 18 gol atmış. Aboubakarların ikilisinden mesela Beşiktaş 24 gol katkısı aldı. Senin literatürlere soktuğun o bitiriciliği iyi olmayan golcü kavramı burada da devreye girmiş gibi gözüküyor. Aslında geçmişte bitiriciliği iyi olan adamlar buraya geldiği zaman bitiricilik problemi yaşamasının bence en büyük sebebi ceza sahası içerisinde özellikle topla çok az buluşabiliyor olmaları. Bu önemli bir etken. İkinci etken ise Türkiye'deki savunma anlayışlarının gerçekten de bazı oyunculara çok ters geliyor olması. Papis Sisse tabii bu ligden çıkma ama Samatta'nın özellikle bundan dolayı çok o agresif savunma anlayışından etkilendiği kanısındayım. Papis Sisse de topla o Bakasetas, Junior Fernandes dönemindeki Alanyaspor'daki gibi topla çok yeterince buluşamıyor olması biraz da yaşının da bir sene daha ileri attı. Bu yaş gruplarında bir sene çok kıymetli bir fark. O yüzden de bu da onun performansını elbette etkiliyor. Peki Taner Karaman, çok keyifli bir sohbet oldu. Rakamlar üzerinden şampiyonluk yarışını değerlendirmeye çalıştık. Ağzına sağlık.